444. Ya bu duman kötüydü. Motor kötüydü. Isınmış motora ürünü koyacağız. Sivop lastiklerinden yağ kaçırıyor. 15-40 kullanıyorum. Tabii bakalım bir etkisi olacak mı? Olmaz. 20-50 yağ geçmek lazım. 20-50 yağ geçmek lazım. Ben yine de deneme amaçlarını koyacağım. Daha önce 2 moly kullanmıştım. İnceydi. Bakalım bu 4x4 nasıl bir izlenim yaratacak. Şu an aracım benzinde. Benzinde ısıttım aracı. Bana açtı, duydunuz. Eşemesini yapıyor. Gayet güzel. Ürünü bir açalım. 15-40 şen. Aracı durduralım bakalım. Evet. Görüyorsunuz kırmızı renkte. Bu ürünü buraya dökeceğiz. Tekerle biraz zor oluyor. 600 milim bu. Bunun 400 milimini döksek yeterli olur. Oo. Vişne reçeli gibi. Kıpkırmızı. Yağ seviyesi Max'ın çok az bir şey altındaydı. Şimdi bununla beraber tam Max çizgisine ulaşacak. Şuna bakın nasıl hop gitti. Hemen temizleyelim. Burayı temizledik. Rom alacaktım. Rom markasını alacaktım. Fakat bu yılların tecrübesi bir marka olduğu için bu ürünü aldım. Bir deneyelim bakalım. Eğer baktık faydası yok, Rom alırız. O daha biraz daha kalındı. Yoğunluğu. Hepsini dökeceğim ben. Tekrar kalmasın içinde. Koyacak yer de yok. Şu an içerisinde 50 milyon falan kalmıştır. Çilek reçeli gibi. Rahatlatıcı bir video. Evet, aracımıza koyduk ürünü. Şimdi ilk marşa basacağız. Bakalım nasıl çalışacak. Gerçi normal çalışır. Bunu uzun yolda, uzun şöyle 400-500 kilometre gidince belli olur. Rampalarda belli olur. Aracın yağ yakıp yakmadı. Araçta şöyle bir problem var. Kompresöre binince baş aşağı giderken, yokuş aşağı giderken 5. vites ayağınızı gazdan çektiğinizde yaklaşık 100 metre, 200 metre sallandığınız zaman tekrar gaza oturduğunuz zaman arkadan güzel bir duman atıyor. Bu da Sivop lastiklerinden düşünüyoruz. Artık aşındı. 100 bin devirdik neredeyse bu araçla. Daha önce Lukumeli kullanmıştım. O kesmişti hafif bir şey. Şimdi bakalım, onun fiyatı biraz yüksek. Bu ürünü kullandım. Daha önce yıllar önce kullanmıştım bu ürünün diğer mark farklı ürünlerini. Tekrar bu karşıma geldi. Bunu aldım. Diğer Lada aracımızda da Rom kullanmıştık. Onda bayağı gözle görülür derecede dumanı kesti. Ben de bu ürünü kullandım. Bu da kesecektir. Yağ eksiltmeyi düşürecek mi onu göreceğim. Herhangi bir yağ kaçağım yok. Bakalım deneyimlerimizi bu videonun altına yazacağız. Şimdi bir marşa basalım. İlk sesimiz nasıl duyulacak bir görelim.
Aracımız benzinli. Şu an bu şekilde çalışmasının sebebi şu fişin takılı olmaması. Bakın bu fişi taktıktan sonra araç nasıl röntgeye girecek. Gördüğünüz sarsıntı gitti. Tıkır tıkır çalıştı. Şu an seste azalma var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ufak bir azalma var. Bu ürün metal yüzeylerde, hemen şuradakileri okuyalım. Sekme ve silindir arasındaki yağ filminin dayanıklılığını arttırmaya yardımcı olur. Aşınma ve önleyici ve ekstra katkı sayesinde motor aşınmasının azalmasını etki eder. Yüksek derecede suya karşı dayanıklılığını arttırır. Eski motor yağ filminin azalmasının yardımcı olur. Motorun önemli parçalarını temiz tutar diye faydalarını yazmışlar. İçini nasıl gösterebilirim? Dediğiniz kırmızı renk. Öncekiler hep sarı renkli. Bu kırmızı formülü. Bakalım testte ufak bir azalma oldu. Aracımız benzinde çalışıyor şu an. Gelmiş. Artık belirli bir kilometre yaşınca bu eski motorlarda mecbur bu şekilde ürünler kullanmak gerekiyor. Kullanmaya devam edeceğiz. Herhangi bir contamız yanık değil. Herhangi bir performans düşüklüğümüz yok. Sadece içindeki siboplastikleri var. Onlar artık aşınıyor, sertleşiyor ve yağ kaçırıyor piston yüzeyine. Kompresörden dolayı. Ve bunu da sırf onun için kapak sökmeye gerek yok. Maliyetler ciddi aşamada büyük, yüksek. Bu videoda diyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bakalım. Yine hiç değilse bir deneme bu ürün hakkında. Fayda görürsek öneririz. Siz alır kullanırsınız aracınızda. Piyasada birçok ürün var. Hangisi iş yapıyor bizim lab araçları için, hangisi yapmıyor. Bu tür videolarda siz de bilgi sahibi olmuş olursunuz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.